Gençler hepinize selam. Ben Rocco. Bir açıklama bekliyordunuz. Ben de açıklama videosunu yapayım dedim. Maalesef telefondan çekeceğim videoyu. GoPro'm falan yanımda yok. Keyfim falan yerinde değil. Çünkü motosikletle trafiği tehlikeye atmaktan bir ay, iki gün mü? Öyle bir şey ceza aldım. Bunun 5 gününü yatırdılar. Şimdi denetim serbestlikle dışarı saldılar. Pardon, bir ay, 12 gün. Öyle bir şey ceza almıştım. Denetim serbestlikle saldılar. Olay saçma bir şekilde cereyan etti. Hani beklenmedik şeyler, birazcık takipsizlikten vesaire olan durumlar. Ama iş artık zıvanadan çıktı yani kankam, anladın mı bu? Ben şu an motor sürmeye devam edersem gerçekten salak saçma olaylar yaşar yaşar dururum. Bu ceza katlanır katlanır durur. Sürekli geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Hani ben böyle bir hayat istemiyorum. Evet, masum bir şey. Motosiklet sürüyorsun, kimseye zarar vermiyorsun da sonuçta zarar verebilirsin kardeşim ve bu ülkede bu suç. Onu kavramış oldum. Olay nasıl oldu derseniz, daha önceden zaten hani yediğim trafik cezalarıyla başladı bu serüven. 180 bin liraya kadar trafik cezası vardı. Af geldi, bir şey oldu, toplandı, bir şekilde o kapatıldı. Sonra bu haftan sonra bana tekrar cezalar gelmeye devam etti. Motorun üstünde plaka yok, okey, ama şasiden bulup yazdılar. Bir olayda ben belki saygısızlık edip kaçmıştım. Buradan o abilerimden de özür dilerim. İlla izleyecekler çünkü bunu. Hani psikolojik olarak bunalımdaydık açıkçası. O dönem pek aklı selim kararlar vermiyorduk. Hala bunalımdayım da birazcık daha şimdi oturup düşünme vaktim oldu, anladın mı? Neyse, orada çıkan bir aranmadan dolayı sanırsam işte Nehir ile beraber Aykod alıyorduk. En son sigara almaya gittik. Bir tane Yunus abimiz gelip GBT yaptı. Benim GBT'yi bir yaptılar kanka. Ters kelepçe apar topar karakola, karakoldan nezarethaneye. Sonra da cezaevinde süren 6-6,5 günlük bir yolculuk oldu benim için. Süreci güzel değerlendirdim kanka. Bu yüzden motoru satıyorum. Güzelce de toplamıştık, hani birazcık sürmek istiyordum açıkçası ama maalesef bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, belki belli bir süre trafikte motor falan kullanmak istemiyorum. Araç da kullanmak istemiyorum. Hani yapı olarak ömrümün her dakikasını motorla geçiren bir insanım da şu anlık işte birazcık daha durulma dönemi denilen bir şey. Çünkü düzensiz ilerleyen bir hayat söz konusu. Ben de artık bir düzen kurmak istiyorum. Yani sizi bırakasım yok açıkçası. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Ama öyle dediği gibi trafiğin içinde çekeceğin tekere de zart da zurt da öyle şeyler beklemeyin. Neden? Çünkü bende bir ehliyet yok. Şimdi şöyle düşünün olayı. Tamam kanka, güzel kullanıyoruz. Tamam, çok heyecanlı. Tamam, 10 numara keyif de. Bir tane çocuğun babasıyla şakalaştığını düşünün bir arabanın içinde. Bu çocuk bir şey oldu, atladı arabadan. Hani babasına bak giderim ha yaptı, şaka yaptı. Ben o sıra geliyorum arkadan yaldır yaldır. Ben bu çocuğa çarpsam ne olacak? Bunun bedeli nasıl ödenecek? Vicdanı var, zartı var, zurtu var. Ben kendimi böyle olaylarda bırakmak istemiyorum. Kimse de kusura bakmasın yani. En azından hadi böyle olaylar yaşanmadı bugüne kadar. Allah korusun. Umarım ileride de yaşanmaz. Kimsenin de yaşamasını istemem. Fakat cezaevine de otoboka girip çıkmak istemiyorum, anladın mı? Ya da herhangi birinden kaçmak zorunda değilim. Ben niye bir insandan kaçayım ki? O yüzden gençler, ben birazcık mola vereceğim bu olaylara. Motoru da o yüzden satıyorum. Almak isteyen varsa buyursun. Bir eksiği yok, zartı zurtu yok. Daha bir de geçmişten gelen dosyalar var. Onlarda da suçsuzum açıkçası ama kendimi güzel ifade edemediğim şeyler var. O yüzden bir avukat falan tutmam lazım. Çok parası olan ya da avukat tanıdığı olan varsa yardımcı olabilir. Öyle, açıklamam bu kadar. İşte belki birkaç tane videolar çekmiştim bilgisayarda. Onlar duruyor. Kendimi hazır hissettiğimde bir edit yapar, belki atarım YouTube'a. En azından jant boyama videosu falan var. Onları paylaşmayı düşünüyorum. Ama şu an oturup da edit yapacak kafada değilim. Mal gibi yatıyorum evin içinde. Böyle gençler muhabbetler. Canınızı çıkmayın. Hani her şey geçici. Her problem sonuçta geçsin diye yok mu kardeşim? Doğru. Biz de bunları yaşayacağız. Belki benim canım ileride daha çok sıkılacak ama atlatılacağından eminim. O yüzden neşenizi kaybetmeyin. Ben gidiyorum. 5 dakika oldu bu video. 8 dakika olsa para kazanıyorum.
Daha da bıdı bıdı yapmayayım yani. Parasında değiliz bu işin. Hadi bay bay. Kapatmadan söyleyeceğim bir şey var. Bugüne kadar sadece motor sürdüm. Ne bileyim. Sizle muhabbet ettim, sohbet ettim. Buluşma falan yaptık. 10 numara eğlendik. Ve benim hayalim buydu gençler. Bana hayalimi yaşattığınız için teşekkür ederim. Şimdilik bir mola veriyoruz. Böyle kapatayım dedim. Seviyorum sizi. Bay bay.